Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimin başında ben de dün rahatsızlık geçiren Kocaeli milletvekilimiz Hasan Bitmez'e Allah'tan şifa diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Milli savunma denilince ne iktidar olur ne muhalefet olur. Herkes etrafında kenetlenebilecek bir bütçeyi konuşuyoruz. Burada Sayın Bakan da burada kendisi. Bütün kamuda ölçümü şu Atatürkçülük değerli arkadaşlar. Bizim ordumuz Mustafa Kemal'in ordusudur. Bizim askerlerimiz Mustafa Kemal'in askerleridir. Bunu asla ve asla tartışmayacağız, tartıştırmayacağız. O nedenle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cuma günleri bile Mustafa Kemal'le ilişkin olarak Cuma hutbelerinde onu anmayanlara Diyanet İşleri Başkanı'na kapak olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Aziz Hatırası önünde bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimcinin Aziz Hatırası önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kemal'in ordusudur dedim baştan beri. 15 Temmuz'dan sonra bir kırılma yaşıyor bu ülke. 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir tarafa doğru savruldu bu ülkenin ordusu. Ne vardı? Harp akademilerimiz vardı, harp okullarımız vardı, asker liselerimiz vardı. Aldık çöpe attık değerli arkadaşlar. Neden attık? Neden böyle bir yapılanma yaptık? Niye Milli Savunma Üniversitesi'ni kurduk? Neden orada 6 ayda subay yetiştirmeye çalıştık? Çünkü kafanızdaki model, yani 100 yıl sonra hesaplaştığınız 1923'ün aydınlanma devriminden önündeki en büyük engel Mustafa Kemal'in ordusuydu. Onu yok etmekle 15 Temmuz'un ne alakası vardı değerli arkadaşlarım? Ya siz bir ordu düşünün. 40 yıldır büyük bir PKK'ya karşı çok büyük bir mücadele ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir düzenli ordu gerilla savaşına karşı bu derecede büyük bir başarı göstermemiştir değerli arkadaşlarım. Biz de ordunun bütün kurallarını alt üst ettik. Orduyu yetiştiren kurumları, harp okulunu, ta o baştan beri gelen yukarıya doğru subay alınır değil de subay yetiştirdi denen sistemi çöpe attık ve bir bambaşka bir sistem getirmeye çalıştık. Ve bütün bunları izlediniz Sayın Bakan siz. Bütün bunları izlediniz. Ne yaptınız? 80 yaşında Fethullahçı savcılar tarafından hakkında iddianame düzenlenen subayları içeri attık değerli arkadaşlarım. Amaç neydi? En büyük engel olarak gördüğünüz Mustafa Kemal'in ordusunu çöpe atmaktı. Ama başarılı olamadınız değerli arkadaşlarım. Bakın, geçenlerde ne oldu? Doğrudur, yanlıştır, hemen yalanladınız. Hiç akla gelmeyecek bir şey oldu değerli arkadaşlarım. 10 Kasım 2023'te Tuzla Piyade Okulu'nda bir tören yapılıyor. Biraz sonra çıkarsınız, akşam üzeri dersiniz hiç böyle bir şey olmamıştır, bundan büyük mutluluk duyarız. Bunun bile haberleri yapıldı. Subayların güya iddialara göre 6 ayda yetiştirmiş olan, o üniversitede yetiştirmiş olan subayların Atatürk'ün fotoğraflarını yırttığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Doğru olmamıştır inşallah. Bu ülkede varlık nedenimiz olan, biraz önce de ifade ettiğim gibi sarı saçlı mavi gözlü dev adamın fotoğrafını yırtan bir alçak varsa bu onun meclisinden, onu şiddetle kınıyorum değerli arkadaşlarım. O üniforma bile giyemez o. Eğer bu tartışılmışsa ordunun geldiği durumun ne kadar vahim olduğunu göstermesi açısından çok çarpıcı bir gerçektir. Yıllardır, bakın uzun zamandır Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Israrla söylüyoruz. Askeri hastaneleri niye kapattınız diye. Gülhane'yi niye kapattınız? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir modern ordunun hastanesinin olmadığına ilişkin bir pratik gerçek yoktur. Israrla söylüyoruz. Siz de geçen komisyon toplantısında da bunu söylediniz. Bir şey demediniz. Açacağız diyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Nedir bununla ilişkin engel değerli arkadaşlarım? Nedir buna ilişkin engel? Bakın, o zaman da söylüyorduk. Burada yaptığımız konuşmalarda diyorduk ki bakın, deniz aşırı ülkelere gidip deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde yabancı dil bilen bir yapılanmanın kalkıp da bir Sümüklü'nün peşine gittiğine ilişkin tespitleri yaptık. Fethullahçı tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gördük. Senin tarikatın iyi, benim tarikatım kötü. Seninki iyi, benimki kötü diye bir ayrım olamaz. Bir tek yol göstericimiz var. Orada bize devrimci Mustafa Kemal Atatürk göstermiş değerli arkadaşlar. O nedenle milli savunma bütçesi, hep söylüyoruz. Askeriye siyaset girmemelidir, girmeyecektir. Ölçümüz, yol göstericimiz Kemalizm'dir, Mustafa Kemal'dir, Atatürk'tür değerli arkadaşlarım. O nedenle milli savunma bütçesinde bu şekildeki bir şey yapmayalım. Yargı sistemi de çöpe attık. Askeri yargı diye bir olay vardı. Öyle beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yanlışı vardır, doğrusu vardır. Ama bütün dünya ordularında hem hastaneler vardır, hem sağlık sistemi vardır, hem ayrı bir eğitim sistemi vardır. Bütün bunları alt üst ettik biraz önce de ifade ettiğim gibi. Niye? Amaç nedir? Burayı kıramak, burayı yok etmek. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi hepimizin açısından kıymetli. Çalışanlarla ilişkin sorunlar var. Biraz önce sevgili Özgür Ceylan da ifade etti. Binbaşıların sorunları var. Emekli asubayların sorunları var. Özlük hakları sorunları var. Maaş iyileştirmeleriyle alakalı sorunlar var. Aşık sınırı altında yaşayan, maaş alan bir kesim var. Erken emekli olduktan sonra gidip belediyelerin kapılarında beni zabıta al diye memur kuyruklarına giren asker kimliklerle karşı karşıya kalıyoruz değerli arkadaşlarım. Terörle mücadelede savaşıyorken diyoruz ki iyisin, arkasından hamaset yap
Sayın Bayrak Tutan lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Görev bittikten sonra da bay bay diyoruz, ara asmanladık diyoruz. O nedenle buradan bir kere daha ifade ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi hepimizin açısından muhalefet edilmeyecek kadar kıymetlidir. Siyasetin girmeyeceği yerlerden bir tanesidir. Bu anlamda bu bütçeyi ve yapılacakları dikkatle takip ettiğimizi belirtmek istiyor. Yüce Yetkili saygıyla selamlıyorum. Sayın Bayraktar'dan teşekkür ediyorum.